çek şunu bir dakika Rıza. Sarkı ya bebeğim sandı. Ne olmuş oradan var mı bir şey? Parayı kapat lan ne? Vallahi nerede söyleyene kapatayım ya. Rıza, o şey ya bu azaldı sanki onu böyle tutun azalıyor. Ne azalıyorsun? Ya adam mı getir istersen Allah'ım yarabbim. Bunun manası lazım bir de Hüseyin amca ya. Alet çantasını getir şu bahçedeki parayı da kapat. Bugün oynarken herhalde onu da bulduk biz. Ya alet çantası nerede ya? Ay aman buralar hep batmış ya. Ay Muhsin ne oldu? Ay bu ne hal? Yoksa sen mi bozdun boruları onlarla oynaya? Ya ne bozması Allah'ını severseniz Allah Allah. Muhsin patladı işte şurada. Samet sen benim yerime de yardım et. Ben bu halimle edilmiyorum canım. Ay Muhsin. Bacı bana, bacı be. Ya benziyor. Ne oldu? Dur. Parayı kapatacağım. Boş, parayı kapatayım. Oh, tamam. Ay, ayağım orası şey yapmış yani. Of şükür ya. Nasıl ıslam olduk ya. Yengem sen niye ıslandın? Dışarıdaydık biz. Fıskiyeler patladı orada da. Herhalde aynı sebepten. Hadi artık biz de gidelim hadi. Yok ya nereye gidiyorsunuz? Biraz ıslandık ama şöyle kurulanırız, bir çay demleriz hep birlikte şöyle otururuz. Yok Muhsin Bey vallahi biz gidelim artık hadi. Bize müsaade. Rıza doğru söylüyor hadi. Eyvallah gidelim. Ay çok yorulduk ya. Vallahi kanter içinde kaldım ben de. Ayşe nerede? Güle güle deseydik. O da ıslandı fıskiyeden üstünü değiştiriyordu. İyi tamam hadi ona. Sen söylersin. Görüşürüz. Hadi anne. Ay geç kızım geç. Hadi görüşürüz. Geç. Ama bitti mi bu şimdi? Halloldu mu? Ya. Vallahi yoruldum. Tamam Melda. Tamam oldu. Ne diyeceğim ki ben Kerem'e? Ne dersem diyeyim söylediklerim benim cevabım olmayacak. Evet diyemem. Ben de sana aşığım diyemem. Ayşe. Uyudun mu hemen ya? Ayşe. Konuşmayacak mıydık? Konuşsaydık keşke. Hadi sabaha bekletme beni. Ben de biraz dumbbell kaldırayım bari. Ceyda arıyor. Şirketteki Ceyda. Efendim Ceyda. Merhaba, iyiyim. Müsaitim tabii. Allah gitti. Makyaj malzemen kırıldı. Hakikaten ne kadar derin uyuyorsun. Abi 7 saat sabaha kadar nasıl bekleyeceğim ben şimdi? Çocuklar ayakkabılarınızı ortalıkta bırakmayın ha. En son giren ayakkabıları toplasın. Gelin sen topla. Gelin diyor duyuyor musun? Ya Nazmi vallahi çok yorgunum. Yatın uyuyun sabah kalkınca kavga edersiniz. Yanmıyor. Şşş. Konuştuk. He. Ay. Korkma. Artık bitiyor. Ulan be. İçimizden en azından biri mutlu be. Ayşe ne güzel buldu kafasına göresini. Enişte desen ciğerini verecek kadar seviyor.
Darısı başına deyin bana. Niye lan aramızdan biri mutlu sadece? Rızam'la ben ne oluyoruz? Başımızın belası oluyorsunuz. Söylenme öyle. Hanım anne ne diyeceksen yüzüme söyle. Ben kendi kendime konuşuyorum. Sen niye üstün alınıyorsun? Şş, tamam kavga etmeyin. Şurada bir kardeşimizin mutluluğuna sevinelim dedik be. Ya üzüldük mü dedik ya biz de. Ben de görüyorum. Eski Ayşe gitmiş vallahi kıza can gelmiş. Ne bileyim bana bir kötü gibi geldi. İçime doğdu sanki böyle Kerem'le arası iyi de Yelda'yla nasıl acaba? Lan kış uykusuna yatan Ayşe şimdi yaz Meltem'e gibi uçup gitmiş. Günaydın herkese. Günaydın, gel gel. Canan çok güzel bir şey yapmış. Ha, ben çok aç değilim baba ama oturayım. Günaydın anneciğim. Günaydın. Nasılsın, iyi misin? Günaydın. Dün o kadar seslendim ama bir türlü uyanamadın. Nasıl bir derin bir uykudur ya. Ya üstünde bir kırıklık var. Halsizim biraz ondan herhalde. Yapma. Ay tabii fıskiye suyunu yedik. Sen bir de kurulanmadan yatınca... Hasta oldum tabii. Aman çocuklar dikkat edin. Etrafta salgın var. Biriniz kaparsanız evde hepimiz hasta oluruz. Onun için bol bol soğan yemek lazım. En çok C vitamini onda var. Doğru söyledin Mumsun baba. Bol bol soğan yiyelim. Bakayım. O kadar da ateşin yok gibi ya. Gayet iyi görünüyorsun. Çıkalım mı yediysen? Aa Keremcim. Anneciğim bugün Ayşe ile bizim biraz işimiz var. Onları halletmemiz gerekiyor. Değil mi Ayşe? Öyle ya, unuttum ben. Dağıldım herhalde, hastayım dedim ya. Ne işi bu ya? Başka gün halletseniz olmuyor mu? Bugün şart mı? Şimdi halletmezsek olmaz ya. Vaktinde halledelim ki sonradan başımıza iş çıkmasın. Kaçmıyoruz ya. Kaçmasan iyi olur. Konuşuruz hani. O zaman görüşürüz. Size afiyet olsun. Sağ ol evladım. Sağ ol. Görüşürüz. Ay Samet'e de oyalanma. Bak trafiğe takılacağız. Geç kalacağız. Doktora yetişemeyeceğiz. Tamam dur. Şunu bir giyeyim. Hadi. Abi hadi işte görüşürüz. Hadi görüşürüz. Efendim Hasan abi. Ha diyor yok abi. Ha düğme kodu NC067. Ha aman abi bak onların hepsi baştan dikilecek. Abi bizde de kalmadı o ya. İyi tamam ben bir şeyler düşüneyim arayacağım seni. Tamam Hasan abi. Hadi hadi Hasan abi. Niye arıyorlar koskoca patron? Şey sultanım ya atölyede bir sıkıntı çıkmış da şimdi... Ama neyse boş ver düşünmeyelim hadi biz gidelim. Oğlum bir dakika niye düşünmeyelim ya? Hadi senden benden vazgeçtim. İnternet siparişi gelirse ne diyeceğiz? Sen git müşteriye geç kalacağımızı belirt hadi. Ya baba o işi çocuklar halleder yani ben bir mesaj atayım. Doktordan sonra giderim uğrarım başlarında dururum yani. Aa Sametciğim olur mu öyle şey Allah'a sen? Rutin bir kontrol bu ben tek başıma giderim. Sen şirketin başında ol lütfen. Yok sultanım şimdi doktora gidiyorsun acil bir şey olur aman Allah esirgesin. Ay Samet'cim ya hani sen de. Ya ben olabilecek en güvenli yere gidiyorum doktorun yanına gidiyorum. Ay çim vazosu muyum ben kırılayım Allah aşkına. Samet'cim şirketin sana ihtiyacı varsa sen orada olmalısın. İşlerinin başında ol lütfen. Ne? Ben kendim giderim. İyi ben gideyim o zaman. Heh, hadi bakalım işin rast gitsin. Aferin kızım sana da. Teşekkür ederim babacığım. Hadi güle güle. Hadi. Hadi gel çıkalım. Hadi canım hadi. Ne
Yelda Hanım, biz bunu kendi içimizde halletseydik yani Ceyda'ya hiç gerek yoktu. Sana düşen suçunun kabahatinin sorumluluklarını üstüne alıp beni dinlemen. Gel bakalım. Kerem sana aşık Ayşe'cim. Bunu nasıl becerdin bilmiyorum ama benim oğlum sana düpedüz aşık. Benim istediğim de bu ilişkinin zayıflaması, hatta bitmesi. Tamam. Seni sevmiyorum. Seni istemiyorum derim. Boşanınca da biter. İstediğiniz bu değil mi Yelda Hanım? Öyle yapmayacaksın tabii ki. Bu yapacakların yarasa yarasa Kerem'in aşkının sana kuvvetlenmesine yarar. Yani Yelda Hanım ben sizin benden ne istediğinizi gerçekten anlamadım. İşe Kerem'e karşılık vererek başlayacaksın. Bir aşkı ne bitirir? Hayal kırıklığı. Sen de önce onun huyuna gideceksin, sonra da... Sonra da nefret ettiği bir sevgili. Düşman bile olamayacağı bir insan. Yüzüne bile bakamayacağı biri olacaksın. Böylece senin için yanlış düşündüğünü görecek o da. Ben böyle bir şey yapamam. İstemiyorum derim. Ayrılırız. Bu kadar. Böyle bir şey yapamam ben Kerem'e. Bak bu olay öğrenilecek olursa ne ailen, ne çevrendeki yaşayan insanlar bunların hiçbirinin yüzüne bakamaz hale gelirsin. Ve ben de bunu yaparım. İnan yaparım. Sen bizi düşünmedin, ben seni hiç düşünmem. Tamam da bunu neden Kerem'e yapıyorsunuz? Bana Kerem'i düşünen iyi kız numaraları yapma Ayşe. Çünkü benim bu numaralara karnım tok. Ben oğlumu sokakta bulmadım. Bak, eğer bu iş kontrolsüz bir şekilde ortaya çıkacak olursa Kerem biter. Şirketin itibarı 5 paralık olur. O yüzden kimse duymadan, Kerem'i de rezil etmeden sessiz sedasız bu işi bitireceğiz. Senin seçme lüksün yok. Anlaşıldı mı? Ayrıca ben Kerem'in annesiyim. Onu senden daha çok düşünüyorum. Tamam Yelda Hanım. Siz ne istiyorsanız öyle olsun. Nasıl istiyorsanız öyle olacak. Güzel. Ceyda Kerem'i iyi tanır. Ne de olsa beraber büyüdüler. Bundan sonra talimatları o sana verecek. Nereye kadar bu pembe rüyalar?